Yeniden Diriliş Kolejleri eğitim rehberini sunar. Selamünaleyküm. Efendim hoş geldiniz. Eğitim Rehberi programında yine sizlerle beraberiz. İlk programdan sonra ikinci bölümü sizlerle paylaşıyoruz. Eğitimi daha bilmediğimiz neler var onları konuşmaya devam edeceğiz. Geçen hafta izleyenler hatırlayacaklardır. Çok güzel, keyifli hem de eğitici bir program oldu. İsminden de anlaşılacağı üzere Eğitim Rehberi'nde. Bugün de inşallah buna devam edeceğiz. Geçen hafta konuğumuz Yeniden Diriliş Kolejleri Eğitim Koordinatörü Abdurrahman Demir Beyefendi'ydi. Yarım kalan çok şey var. Eklemek istediğimiz şeyler var inşallah. Onlara geçeceğiz bu programda. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. İyisiniz inşallah. Teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Çok önemli, güzel, olması gereken bilgileri vermeye başlamıştınız geçen hafta. İnşallah oradan devam edeceğiz. İnşallah. Ama daha önce, geçen hafta neler konuştuk, böyle birkaç dakika konuşmadan önce kısaca sizi bir tanıyalım, başlayalım programımıza. Abdurrahman Demir, Yeniden Diriliş Kolejleri Eğitim Koordinatörü, eğitimle ilgili yol haritamızı ekibimizle beraber, işte psikologlarımız, koordinatörlerimizle beraber yol haritasını beraber çizmeye çalışıyoruz. Burada rehberimiz, pedagojik ve çağın getirdiği bilimsel veriler olduğu gibi, burasını çok önemli buluyorum. Yine bizim Kur'an ve sünnet ışığında da ikisini birleştirmeye çalışıyoruz. Çünkü çok başarılı doktorlar yetiştirebilirsiniz ama ahlak olarak o ahlakı vermezseniz insanlar doktorluğu organ çalmakta kullanabilir. Yani o iki birleştirme çok önemli. Her şey zaten bizim ana mantıkta başarılı ve mutlu çocuk prensibinden yola çıktığımız için burada çocuğun sadece nota göre değerlendirilmesi olmuyor. Yani tabiri caizse kapitalist bir bakış açı değil. Her şey böyle ne kazandım boyutuyla değil. Ana ölçümüz toparlarsam, evet, bilimsel çağın getirdiği pedagojik veriler bizim için çok önemli. İşte Avrupa'da ne yapılıyor? Bir gün ülkemizde eğitim veren St. Joseph'te, işte Robert'te ne yapılıyor? Onları da takip ediyoruz. Onlardan hepsini almıyoruz. Bize uyan, bizim ahlakımıza, örfümüze, dinimize kesiştiğimiz noktalarla beraber oluşturduğumuz yol haritasını konuşacağız. İnşallah. Bu konuyla ilgili çalışıyoruz. İnşallah. Eğitim rehberinde bir hayli yol kat edeceğiz inşallah sizlerin destekleriyle. Siz de bu konuda hem izlemekle kalmayın, böyle böyle bir program varmış, siz de eğitim rehberini takip edin diye etrafınıza söyleyin diyorum. Bu arada sorularınız varsa eğitimle alakalı, WhatsApp Eğitim Rehberliği danışma hattının numarasını sizinle paylaşayım. 0553 125 28 90 bu WhatsApp hattına sorularınızı iletebilirsiniz. Uzmanlar size geri dönecektir, bunu da aktarmış olalım. Efendim geçen hafta çok önemli bir girizgah yapmıştık izleyenlerimizle beraber. Anne ve babalar belki de ilk defa, ya bu eğitim öyle bildiğimiz kadar kolay değilmiş. Bizim ne kadar çok ödevimiz, sorumluluklarımız varmış. Hep ödev deyince biz evladımızı, öğrencimizi belki sorumlu tuttuk ama bizim de ödevlerimiz varmışı konuşmuştuk. Ve sürekli sac ayağı deyip durduk. Bilirsiniz, izleyenlerimiz de bilirler. Nedir o? Daha önce kazanların kaynatıldığı, yemeklerin yapıldığı ateşin üzerinde bir sac olur. Üç ayağı olur onun. Üzerine korsunuz, kaynatırsınız. Hep o üç ayaktan bahsettik. Onunla başlayalım geçen haftayı özetlerken. Okul çok önemli dediniz. Ne yaptığını bilen, eğitim sistemini bilecek. Aile çok önemli ve çocuk çok önemli demiştiniz. Geçen hafta sürekli olsun ama gerekiyorsa az olsun dediniz. Bir başarı yakalamak için denge çok önemli dediniz. Ve kişiye özel, yani öğrenciye özel bir eğitim sistemi olacak dediniz. Bununla inşallah başlayalım. Şöyle diyelim, ilk sorumuza geçelim müsaadenizle. Daha önceki programda da bahsettik. Az önce de söylediniz, fıtrat olarak hepimiz farklı yaratılmışız. Kimisi başka bir şeye meyilli oluyor, kimisi hafızası ona göre biraz daha zayıf olabiliyor. Bu sebeple
her öğrenciye siz özellikle ödev konusunda farklı muamele yapılmasını söylemiştiniz. Bununla alakalı olarak istediği kadar mesela işte çalışıyorum, ben başarıyı yakalayamıyorum diyen öğrencilerimiz için nasıl bir metot uygulanmalı anne ve babalar açısından? Bunu paylaşır mısınız bugün? Evet, müsaadenizle önce bir hani geçen haftanın üzerine gideceğimiz için evet. Bir tekrardan ziyade temelleri konuşmak evet. için hızlı bir girizgah yapalım. Buyurun. Ana konseptimiz, ana hedefimiz başarılı ve mutlu öğrenci. Hedefimiz bu. Başarılı ve mutlu öğrenci. Şunu kabul etmek lazım. Bir insan başarılı değilse mutlu olması zordur. Yani Abdurrahman Demir'in yaptığı işte başarılı olduğunu hissetmiyorsa mutlu olamaz. Bu bir fıtrattır. Sünnetullah böyledir. Evet. İbrahim Bey kendini başarılı bulması lazım. Öğrenci de başarılı olması lazım. Şimdi başarılı olması demekten kastım şu değil. Herkes sınavdan 100 alması değil. Nota zaten endeksli bizim, bir ama başarılı anlaşıyor. Olması lazım. Evet. Öğrencinin işi nedir? Dersidir, ödevidir. Bir öğrenci dersinde ve ödevinde başarılı değilse mutlu olması çok zordur. Şimdi maalesef bu hatayı da yapıyoruz. Evet. Çocuk hakikaten başarısız. Başarısız olduğunu anne baba da biliyor, kendisi de biliyor. Sen başarılısın diye evladımızı pohpohlamak da o da olmayan suyu bitirmiş. O da bir dengesizlik değil mi? Dengesizlik evet. tabii. Yani yerinde muamele, gerektiği muamele. Ama bunun için her çocuk başarılı olabilir. Yeter ki emek ve gayretini ortaya koysun. Burada sıkıntı nerede onu bulmak lazım. Şimdi siz de belki soracaksınız, biz bu programda ne yapıyoruz? Başarılı ve mutlu çocuk yetiştirmenin püf noktalarını konuşuyoruz. Sadece yeniden diriliş koleji öğrencileri, velileri için değil, tüm velilerimizin inisiyatif kullanırsa bu konuda kesinlikle yol alır. Hayali bir şeyden de bahsetmiyoruz, uyguladığımız ve altyapısını çok iyi doldurduğumuz bir projenin siz bizleri konuk ettiniz, teşekkür ediyoruz, sunumunu yapıyoruz. Burada ne yapmamız lazım onu konuşuyoruz. Mesela veli diyor ki benim sorunlarımız, sıkıntılarımız nerede? Velilerimizin kafasındaki en büyük sorunlar ne? Onu söylersek benim çocuğum okulu sevmiyor. Benim çocuğum ders çalışmayı sevmiyor. Ödev yapmayı sevmiyor. İlgisiz. Ne yapacaksın? Evet. İlgisiz, alakasız, basitleştirirsek. Her akşam ödev yapsın diye biz papaz oluyoruz. Akşam okuldan eve geldiğinden yatana kadar evde bir savaş var. Bunun da bir istatistiği var. Biz bunu da çıkardık. Anneler ilkokulda çocuklarıyla bir büyük hedefle başlıyorlar. Birinci sınıf zorluyorlar. Çok zorluyorlar. Okul bir taraftan, anne bir taraftan. Çocuk okuldan, eğitimden soğuyor. Belli bir zaman sonra gücü yetmiyor, yaptıramıyor. Kendisi yapmaya başlıyor. 1, 2, 3, 4 bir yere kadar gidiyor. Ortaokulda artık karanın denizin tükendiğini deyimi unuttum. O görününce yavaş yavaş uzaklaşıyorlar evet. çocuklardan. Pes ediyorlar diyelim. Yani özetlersem çocuk nasıl ders yapar? Okulu nasıl sever? Ödevini nasıl yapar? Ana konseptimiz bu. Yani yeniden diriliş kolejlerinde siz ne yapıyorsunuz? Bizim velimiz çocuğuna ödevi nasıl sevdirir? Bunun ana mantığını konuşuyorduk. Özet şu. Birincisi şunu öğrenmek lazım. Çocuğa o gün ödev yaptırmak değil, bilinç kazandırmak en önemli işimiz olmalı. Ödev aynı zamanda bir tekrar değil mi hocam? Tabii ki. O günkü gördüğü konuları tekrar etmesi. Tekrar etmek. Evet. Yani çocuğun, ödevden kastım şu, yani çocuğun derse ilgi duyması, dersi evet. sevmesi, bunu sağlamak lazım. Bunu sağlamak için her zaman söylüyorum, anne babalar kusura bakmasın, bu birinci olarak anne babanın görevidir. Bu misyonu parasını da versek, okula da yüklersek, burada yeniden diriliş kolejinin bir temsilcisi olarak konuşmuyorum. Velimizin yanında olan birisi söylüyorum. Bu misyonu okula yüklersek işimiz yarım kalacaktır. Bunu kabul etmek lazım. Çünkü bir okul düşünün, 1000 öğrencisi var, 1000 kişi de bir kişi sizin çocuğunuz. Evet. Ama o çocuk, o evlat bizim için, bizim bir tanemizdir. En önemli rol anne babaya düşer. Ne yapacak anne baba? Özetlersem, öğrenciyi bir kere keşfedecek. Evet. Keşif. Ne demek? Bu pedagojik verileri önemlidir. Batı'da da bunu çok iyi yapıyorlar. Hani o detaylarla boğmak istemiyorum. Allah hepimizi farklı bir yetenekte yaratmış.
hepimizin kapasitesi, yeteneği farklı. Bunu bir kere keşfedeceğiz. Bu birinci işimiz. Birinci sınıfa öğrenci gönderen anneler, babalar. Önce bunu yapın. Ancak keşif yaparken şu hatayı yapmayalım. Doğru veriyi alalım. Şimdi hayalimizdeki çocuk değil. Bu alanda yaşadığımız en büyük sıkıntılardan bir tanesi de şudur. Kendi hayalini çocuğunda görüyor anne baba. Veya yapamadıklarını o yaştayken. Tam güzel evet. Siz ifade ettiniz. Kendi yapamadıklarını evladında yaptırmak istiyor. O ayrı bir insan. O senin hayatın. O ayrı bir dünya. Onu görmek lazım. Onu doğru keşfetmek birinci görevimiz. Keşfettikten sonra, tamam keşif gerçekleşti. Sadece kendi şeyiyle yetinmesin. Lütfen. İstirham ediyorum, rica ediyorum değerli seyircilerimizden. Faydalansın. Okul psikoloğundan, çevresindeki psikologlardan çocuğu doğru keşfetsinler. Hatta bunları yazsınlar. Burada ne önemli? Bir, bu çocuk dersle ilgili alakası ne? Seviyor mu dersi, sevmiyor mu? Zorla mı yapıyor? Evet, zorla mı yapıyor? İkincisi, zaten sorunu bulunca çözüm için velimiz zorlayacaktır. İki, ben bu çocuğuma ne kadar akşam eve gelince ödev yaptırabilirim. Buradaki en büyük açmazlarımızdan bir tanesi şu. Anne baba olabiliriz ama çocuğumuzun üzerinde bir ağırlığımız, bir gücümüz var. Bunu dengesiz kullanırsak bu güç yıpranıyor. Evet. Yıpranınca dejenere oluyor. Artık yaptırmanız gereken şeyleri de yaptıramıyoruz. Bir keşif, keşfettikten sonra ne yapacak velimiz? Geçen şeyde de söylemiştik. Gidecek okula, benim çocuğum akşam yarım saat, 45 dakika. Lütfen hocam bundan fazla ödev verme. Evet, burasının zor olduğunu kabul ediyorum. Ama bunu yapsınlar kesinlikle. Yine söylüyorum, yeniden Diriliş Koleji'ne gelseler bu kolay. Biz zaten velimizden bunu istiyoruz. Ama şunun sözünü versin. Hocam sen yarım saatlik ödev ver, ben bunu ne yaparım? Yaptırırım, takip ederim. Üçüncü aşamamız, bu ana prensipler olarak keşif, ödev, verilmesi, üç takip. Anne baba bu süreci, ben çocuğu odaya bıraktım, ne hali varsa görsün değil. Başında da oturmasın, takip etsin. Nasıl takip edecek? Ne yapacağını görecek. Ne yaptığını görecek. Artık devir değişti. Bununla ilgili çocuk mesela bu ödevi yapmış mı, yapmamış mı bunu takip etmenin çok gelişmiş yolları da var. Bizde bulabilirler. Takip. Takipten sonra son aşamamız çok önemli. Değerlendirme, takdir. Eğer burada nota göre yaparlarsa, sınavdan aldığı nota göre yapılırsa bütün kurdukları şey çökmüş olur. Çocuğumuza şunu öğretmemiz lazım. Evladım, sen bir işe yapabildiğin kadar, söz verdiğin kadar o işe kendini ver, o işle ilgilen, o işin hakkını vermeye çalış, başarılı olursun. Şimdi, çok başarılı, okulda çok başarılı olan çocuklar vardır. Az çalışır, not gelir. Zanneder ki hayat da öyle, hayat öyledir. Onlar başarısız olur. Çok çalışır, emeğini koyar, onu istikrarlı sürdürür ama o çocuklar hep başarılı olur. Niye? Çünkü işin hakkını verdiğiniz zaman başarılı olursunuz. Az önce ayet bahsettiğiniz o kelime istikrar değil mi? İstikrar. Az olsun ama sürekli olsun. Sürekli olsun. İşin hakkını vermek. Bir gün bizi Avrupalılarla, bizim Türk insanını en çok ayıran şeylerden bir tanesi de budur. Avrupalılar oturup maalesef, Avrupalısı oturup konuşursunuz, bu iş böyle yapacak dersiniz. Evet. Yapabilecekse alır üstüne ve hakkını vermeye çalışır. Yapamayacağı şeyin sözünü vermez. Vermez. Ama biz de işi alıyoruz. Maalesef işin hakkını vermek yerine kaytarmanın yollarına bakıyoruz. Eyvallah. Hiç kusura bakmayalım. Çocuğa bunu biz anne babalar ve öğretmenler olarak öğretiyoruz. Nasıl öğretiyoruz? Çok basit örneklerle vereyim. Şimdi ben öğretmen arkadaşlarım, meslektaşlarımla bunun kavgasını yaptım. Herkese aynı ödev istemiyoruz arkadaşlar. Ya bu nasıl olacak falan. Yaptıramazsın. Bir insanın kendi kendini kandırması ne kadar gereksiz bir şeydir. Nasıl yaptıramazsın? 20 kişilik bir sınıfta herkese 1,5 saatlik ödev verirsen, yarım saat çalışacak var, 1 saat çalışacak var, 1,5 saat çalışacak var. %60'ı çalışmayacak. Yapmıyor. Ne yapacak? Kopya çekecek. Ya da annesi onun yerine yapacak. Çocuğa kopya çekmeyi kendimiz öğretiyoruz böyle bir. Bunlar hani çok güzel ebeveyn olarak, ülke olarak, millet olarak çok güzel anne baba örneklerimiz olduğu gibi çok yanlış
örnekler de var. Şimdi anne baba diyor ki ne yapayım? Çocuk ağlıyor, okulda öğretmenden fırça yiyor, mecbur ben yapıyorum. He, yanlış yaptın sayın velim. Niye yanlış yaptın? Edirne yoluna, Edirne'ye gideceğim dedin, Ankara yoluna çıktın. Hiç kusura bakma diyoruz. Hani. Niye? Bir kere öğretmenle başına pazarlığını yapacaksın. Benim çocuğuma ben 45 dakika iş yaptırabilirim, 45 dakika ödev yaptırabilirim, 45 dakika ders yaptım. Bunun sözünü aldın mı, işin baştan oluşturmuş oluruz. Çok ilginç örnekler geliyor. Bir önceki programda da söylemiştim, çok evet. Önemli. Öğrenci, öğretmenin dedektifidir, evlat da anne babanın dedektifidir. Çok iyi bir gözlemci tabii. Tüm öğrencilerimiz. Evet. Emin olun, kendi evladınız İbrahim Bey, sizin evladınız, sizin bilmediğiniz zaafları bilir o. Hı hı. Çünkü öğrencidir, çocuktur, gençtir, bunları kullanacaktır. Hı hı. Burada duruşumuz, noktamız belli bir prensiplerde anlaşıp bunu da takip etmek bizim için eyvallah. Çok hayati bir değer ve önem atfetmektir. Eyvallah. Şimdi eğitim rehberi programında zamanı çok iyi kullanmak lazım dediniz. Buradan biraz yola çıkalım. Biliyorsunuz enerjiyle ilgili devletlerin de şu anda bakıyoruz birçok çalışması var. Diyor ki şu kadar güneş ışığından tasarruf edeceğiz, elektrikten şu kadar şey. Hep bir ne yapıyoruz? Zamanı verimli kullanma yoluna gitmeye çalışıyoruz. Lüzumsuzsa şunu kapatıyoruz vesaire. Bu boş zamanlarda da geçerli. Şimdi 86.400 saniye veriliyor her gün bir insana yaşaması için 24 saatte. Evet. Tabii biz bunu verimli yapmadığımız zaman ne oluyor? Aa, bu işi de yapacaktım, zamanım kalmadı diyoruz. Bir de şöyle bir boş bir kelimemiz var maalesef. Boş zamanlarında ne yaparsın diye bir soru. Şimdi tam oradan buraya gelelim. Şimdi ergenlik bir taraftan çocuklarımızda hormonlar biliyorsunuz değişiyor. Aynı zamanda hadi diyelim ondan daha alt grup olsa da bu sefer tam çocukluk döneminde oyun oynama zamanları oluyor. Ben kendi kararlarımı verebilirim, ben özgürüm dedikleri yaşlar oluyor. Bir yandan bu çocuklarıma konuştuğumuz eğitim sistemine adapte olmaya çalışıyorlar. Tam bu zamanda zamanı verimli kullanabilmek için neler tavsiye edersiniz? Anne baba ve çocuk okul neler yapabilir bu verimli bir zaman kullanımı için? Evet, çok güzel bir soru. Öncelikle teşekkür ediyorum. Zamanı verimli kullanmayı çocuğumuza öğretmemiz lazım. Evladımıza öğretmemiz lazım. Bir şeyi çocuğumuza nasıl öğretebiliriz sizce? Biz önce yaşayarak. Anlatırız. Evet, evet, yaşarız. Anlatırız mesela. Ben şimdi ödev yapmıyorum mesela. Şimdi burada ne yaparız? Anlatırız, yaşarız ve takip ederiz. Şimdi bu üç boyut önemli. Şimdi mesela bazen eğitimci arkadaşlar diyor ki çocuk ödev yaparken anne baba da oturup kitap okumalı onunla. Doğru. Ama 10 veliden bunu kaçı yapabilir? İkisi yapar. Sekizi yapamaz. Doğru mudur İbrahim? Doğrudur. Şimdi ideali tavsiye edip geneli ıskalamamak lazım. Bizim millet olarak gerek eğitimcilerimiz, gerek üniversite hocalarımız, gerek proflarımız, gerek siyasilerimiz hep ideali gösterip ama gerçeği 10 hedefleyip 2 yapıyoruz. Burada en önemli nokta şu. 1. Yine bu İslami bir, insani bir şeydir. 1. Yapamayacağın şeyi sözünü verme. 2. Yaptığın işin hakkını ver. Yani zamanı verimli kullan. Bir Müslüman için en önemli şeylerden bir tanesi nedir? Namazdan, oruçtan önce dürüst olmak. Değil mi? Ahlak, yalan söylememek. Değil mi? İslam ahlakı. İslam ahlakında en önemli ilkeler olarak söylüyorum. Vermeyeceğim sözü. Hani münafığın alameti 3'tür diyor. Evet. Evet. Yalan söyler. Veremeyeceği sözü, yapamayacağı sözü verir değil mi? Emanete hıyanet eder. Söz verince yapmaz. Evet. Mesela İslam münafık olarak tanımlamış. Şimdi biz bunu anne baba olarak, eğitimci, öğretmen olarak öğrenci evlatlarımıza biz yaşayarak öğretiyoruz. Ne dediniz şimdi? Yaşayarak gösterme. Ne söylerseniz söyleyin. Bir sigara içen babaysanız evladınız ne kadar kötü dese o içecektir. Zararlı da deseniz babam niye içiyor diyecek bu kesinlikle. Sefer. Ama biz burada ne yapıyoruz? Münafığın 3 alametini çocuğumuzda yaşayarak gösteriyoruz. Nasıl? Yapamayacağı hedef yüklüyoruz, yapamayacağı sözleri verdiriyoruz. Eyvah. Çocuk yapacak mısın? Bu kadar yapacak mısın? Zorluyor, söz verdiriyoruz. Yapmayacağı sözü veriyor çocuk, tutamıyor. Tutamayacağı belli. Ondan sonra çocuklarımıza bu alanla ilgili zamanı verimli kullanmanın birinci ölçüsü nedir?
Çocuğun yeteneğini bilmek. İkinci ölçüsü nedir? Yeteneği kadar iş yüklemek. Üçüncü ölçüsü de takip etmek. Yapmayınca, evladım bak söz verdim, Müslüman sözünü tutar. Şimdi ben anne baba olarak takip etmezsem, komşuya gittim, onu yaptım, bunu yaptım dersem doğru olmaz. Ama takip etmem için de çocuğun başında her gün bir saat ders çalışacağım dersem, beklesem o da olmaz. Çünkü yapamayacaksınız. Demek ki az öz takibi sürdüreceğiz. Dördüncü aşamada değerlendirme, takdir etme diyoruz. Bir önceki programda söylemiştim. Çok önemli buluyorum. Bir öğrencinin, bir çocuğun psikolojisinde anne babanın takdiri, arkadaşların takdiri, bir de öğretmenin takdiri çok önemlidir. Ödül çok önemli değil mi? Yani, evet. En azından sizin için takdirden kastım şu. O çocuğun yaptığı işin değerli olduğunu ona söylemeniz. Benim için değerlisin. Takdir. Çalışmanı görüyorum, takdir ediyorum. Mesela bunu böyle diyoruz. Çocuk bir ay sizinle anlaştığı söze uydu. Bir ay sonra istediğinden not gelmedi. Evet. Ki 5. 6. sınıftaysa örnek, altyapısı yoksa zaten gelmeyecektir. Bu kadar uğraştım, bu kadar da emek sarf ettim dediniz mi ne yapmış olduk? Bitti. 40 kilo sütü sağdık, bir tekme attık. Tabiri caizse devirmiş olduk. Demek ki burada zamanı verimli kullanmayı öğretmek için yapılacak şeylerden bir tanesi de yine ana mantık, ana felsefeden söylemek istiyorum. Keşif, çocuğun kapasitesine göre iş, takip ve değerlendirme. Mesela, önemine binaen bir daha söylüyorum, çocuğumuz anlaştık, aldık karşımıza. Bu kadar ders çalışacak. Bir, söz verdi. Birinci aşama tamam. Çocuğumuzun kapasitesine göre de iş verdik. İki, üçüncü aşama takip ettik. Takip, biz mesela bu projeyi uygularken, sorumluluk projesini, değerli İbrahim abim, şunu istiyoruz velimizden. Sen sadece takip et, doğru mu yapmış, yanlış mı yapmış, gör. Çocuğun başında oturma. Bak oradan, ileriki programlarda velimize tavsiye edeceğimiz eğer konuk almaya devam ederseniz inşallah. Çocuğa bunu nasıl yaptırırız kavga etmeden, anne-baba ilişkisi yürütmeden, bununla ilgili de çok verimli uyguladığımız bir projemiz var. Onu da bahsetmek isteriz. Şimdi çocuğumuzu takip ettik, yaptı. Tamam, yapınca bu sefer ne oluyor? Doyumsuzluk olan noktalar da var. Tamam, bunu yaptım, bunu da yap. Bunu yaptım, bunu da yap. Çocuk çok uyanık, dedektif gibi. Oo, onu yapsam bunu da verecek. Onu yapsam bunu da verecek. En iyisi hiç. Hiç yapmasa da zaten yaptıramıyorsunuz. Nasıl olsa takdir eden kimse de yok. Sürekli bu başarı çıtası yükseklerde tutuluyor. Şimdi şu söz var. Bu sözün doğru yönü olduğu gibi yanlış yönü de var. Hedefin 8 ise 10 koy örnek olarak. 8 olursa işte olmuş, 10 olursa şükredersin. Ama gerçekleştirilebilir hedef olması çok önemli burada. Aynen öyle. Çocuk zamanı verimli kullanmaktaki ana prensipler bu dediklerimle ilaveten yaptı. Tamam, teşekkür etmek lazım, aferin, takdir etmek. Bir ay, bir buçuk ay sonra sınavda eğer verimli kullanmışsa, çocuk iyi çalışmışsa, yarım saatse yarım saat, sözünü tutmuşsa bir mümin müvahhid olarak, aferin oğlum, benim için önemli olan 7 değildi, 5 değildi. 9 değildi. Önemli olan benim için nedir? Senin emek ve gayretindir. Çabanı gördüm. Evet. Seni destekliyorum demek. Eyvallah. Yani şunu demek istiyoruz. İzleyenlerimize, televizyonlar, yeni açanlar için söyleyeyim. Efendim insan rüyada baklava börek yer ama sabaha aç kalkar. Yani şimdi hedeflerimiz çok güzel. Ben şunu istiyorum, böyle istiyorum ama bu imtihan dünyası ve fıtrattan da böyle geliyor. Çok güzel şeylere temas ettik. Şimdi eğitim rehberi programında bazı kelimeleri de vatandaşlarımıza, izleyicilerimize aktaralım, onları öğrenelim. Çünkü yeni yeni kelimeler geliyor. Mesela mentorluk diye bir şey duyuyoruz. Bunu sizden alacağım. Bu genelde rehberlikte kullanılan bir durumdur. Tabii bizler birçok şeyi sağ olun, sizi misafir ediyoruz, eksik olmayın, aktarıyorsunuz ama bunu şey gibi değerlendiriyorum acizane. Şimdi bir insana bir imtihanı, bir sıkıntısı olduğu zaman ona kol kanat germek, başaracaksın, iyi olacaksın demek yeter. Ama bazen de psikolojik, profesyonel bir destek alması lazım. Psikiyatra veya psikoloğa gitmesi lazım. Onun gibi biz şimdi bugün bir şeyler anlatıyoruz ama profesyonel destek alması icap edenler de olabilir. Abdurrahman Bey tamam iyi güzel anlatıyor ama ben bunu beceremiyorum anne olarak ve baba olarak diye. Bu konuda
devreye ne zaman profesyonel bir ekibin girmesi gerekiyor? Bu konuda öğrenciye bu birim neler katabiliyor? Bunu da konuşalım mı? Şimdi mentörlük, eğitim koçu, bunu basitleştirirsek şu demek, ülkemizde uygulanan sistem şu, 1'den 4'e kadar sınıf öğretmeni vardır. Evet. 4. sınıftan sonra 5, 6, 7, 8 lisede sınıf rehber öğretmeni vardır. Yani bir matematikçi, evet, fenci ne olur o sınıfın sorunlarını takip eder. Ülkemizde yaşanan en büyük sahadaki sıkıntı şu, artık 1'den 4'e kadar çocuğun birinin takibine ihtiyacı var denir. Var. 4'ten sonra artık kendi özgürlüğünü kendi başına takip etsin denir. Ama fiiliyatta bu çok sıkıntılar oluşturan düşünce ideal, yine her zamanki gibi yaptığımız. Baklava börek örneğinde, evet, olduğu gibi. Evet, rüyada bunu görüyoruz ama realite, evet, öyle olmuyor. Evet. Yani çocuğumuz, mesela biz bunun sıkıntısını çektiğimiz için, gerek milli eğitimde ben görev yaptığım dönemlerde, diğer zamanlarda eğitim bir bütün işi. Hani anne baba idare saçaya, idare de kendi içinde bir bütün olmalı. Evet. Onu sağlayıp her sınıfımızın, sınıf öğretmeni de demiyoruz, mentörü var, eğitim koçu var. Ne demek? İlkokulda da vardır, bu ortaokulda da vardır. O çocuğun okuldaki her şeyini bilen, hı hı, o çocuğun anne baba yerine okuldaki takipçisidir. Şimdi mesela ortaokulda okuyan çocuklarınız olmuştur, olan velilerimiz bilir, gider matematik öğretmeni der ki, matematik iyi ama fence bu çocuk çok yaramaz. Türkçeci veli okuldan ayrılırken kafası karışır. Benim çocuğum iyi mi, başarılı mı, sıkıntılı mı? Niye? Bir öğretmenin arası iyidir ama hepsini harmanlayan, hepsini bilen bir mentörümüz vardır. Mesela biz bu şey saçaya, sizin üzerinde ısrarla durduğunuz saçaya çok önemsiyoruz. Anne, baba, öğrenci işbirliği, evet, üçgeni. Her an bizim öğrenciler iletişim içindedir. Yaşanan süreçte ne varsa her şeyi bilen diğer öğretmenler kendi diyaloglarının dışında sorunları mentor öğretmenimize paylaşır. Mentor öğretmenimiz okulda çocukla birebir diyalog içinde. Şimdi rehber öğretmenler var diyelim. Koca ortaokulda bir rehber, bir psikolog var diyelim. Devlet okullarında işte 250-300 kişiye bir rehber düşüyor. 300 kişinin, bir kişi 300 kişinin sorunlarını baş etmesi mümkün değildir. Mentörlük çok önemli ve gerekli bir sistem. Bunu başarılı uygulayan okullar var. Biz de pedagojik olarak çok verisini gördüğümüz için adını da değiştirmeden işin doğrusu bunu uyguluyoruz. Hı hı. Yani bizde öğrenciniz var ise örnek olarak 6. sınıf, 7. sınıf, 8. sınıf okulda ne oldu, hangi dersine çabuk bilgi alabilirsiniz. Hı hı. Ve o rehber öğretmenimizin, mentorumuzun görevi de öğrenciye rehberliği, yani yolunu açmak. Hı hı. Mentor öğretmenimiz öğrencimizi kendine göre tanımlar, keşfeder. Hı hı. Ailede bir keşif yapar, iki keşifi birleştiririz. Psikologumuz da katkıda bulunur, idare de katkıda, hı hı, bulunur. Ve velimizi de, çocuğumuzu da alıp bir anlaşma yaparız. Hı. Ne derler ona? Anlaşmada diyoruz ki, sen örnek ne yapacaksın? Şu, ideal şu, bunların ne kadarını yapabilirsin? Hı. Öğrenci diyor ki, bu kadarını yaparım. Tamam, bu. Biz öğrenciden onu bekliyoruz. Hı. Ne kadar ders çalışırsın? Bu, tamam. Bir yeniden diriliş kolejlerinde benim ısrarla tavsiye ettiğim, yapması zor, her tarafta böyle olmalı. Her öğrenciye ayrı ödev verilmeli. Biz buna kişisel, kişiye göre eğitim, Montessori deniliyor. Öğrenciye göre eğitim. Evet, bunu sağlamak kolay seçilmiş değil. Seçilmiş öğrencilerin değil, değil mi? Evet, tabii. Bütün öğrencilerin başarılı, mutlu olabildiği bir, evet, sistem diyorsunuz. Eğitimciler bilir, Montessori eğitim modeli demek, kişiye göre eğitim demektir. Evet, bunu her alanda uygulamak zor. Ama en azından belli alanlarda yapmak mümkün. Bunu yaptığınız zaman, diyelim ki, İbrahim Bey bizim velimiz, geliyor, çocuğunu o tanımlıyor, bizim mentörümüz tanımlıyor, psikologumuz tanımlıyor, öğrencimizin karakteri bu. İstenmeyen davranışları bu, şu davranışlarını azaltmamız lazım, şunların üzerine takviye yapmamız lazım. İşi ne bu çocuğun? Ders çalışmaksa, derse, evet, bu konuyla ilgili ne yapabilir? Kendisi de sözünü veriyor, biz bunu takip ediyoruz. Takipten sonra sonuç ne olursa olsun, burayı çok iddialı söylüyorum, sonuç ne olursa olsun, not ne olursa olsun, biz nota bakmıyoruz. Performansına bakıyoruz. Çabasına bakıyoruz. Bakıyoruz. Eyvallah. Verdiği sözü tutmaya bakıyoruz. Şimdi öğrenciye neyi öğretmiş oluyorsun? Zamanı verimli kullan. Söz verme, verirsen, hı-hı, sözünü tut. Evvela düşün, bu sözü yerine getirebilecek, tabii, miyim diye, ona göre, tabii, söz ver. Şurası çok önemli. Çocuğun böyle sözünü vermeyen, yalan söyleyen, kopya çeken çocukların yetişmesinde en büyük faktörlerden birisi
Biz eğitimciler, öğretmenler ve okul sistemi iki ayrılardır. Eyvallah. Bunu çözmek lazım. Belki çok zor, çok karışık değil cümlemi bitirirken. Ders çalışmayı nasıl öğretebilirim? Çocuğa okulu nasıl sevdirebilirim? Min formülü bu şekilde. Evet. Başlangıç yolunu iyi çizmek, hani o bahsettiğim keşif, ödev ve gücüne göre iş verme, takip etme, ondan sonra değerlendirmeyi yapıp, ondan sonra süreci çocuğa öğrettiniz bunu. Bu öğrendikten sonra artık siz ilk bir hafta, iki hafta anne baba olarak yorulursunuz. Ondan sonra çocuk kendi kendine yapmaya başlar. Sistem zaten kendi kendine gelişiyor. Hocam bunu ne kadar biliyorsun, bu kadar iddialı söylüyorsun. Sahada 700 uygulamamız var bizim. Bizim veliler evde öğrencileriyle kavga etmiyorlar, peşinden koşturmuyorlar. Niye? Olağanüstü bir formül keşfetmedik aslında biz. Yapılan başarılı uygulamaları birleştirmiş olduk. Değerli velilerimize bunu birinci misyonu, birinci görevi olduklarımızda, değerli seyircilerimize özellikle söylemek istiyorum. Konuyla ilgili de soruları varsa bizim hattımızdan yazıp bizden destek isteyebilirler. Farklı anladıkları, kendi sorunları vesaire varsa kesinlikle konuk çağırdığınızdan dolayı seyircilerimize destek olmak isteriz. Ben şimdi artık cep telefonları çıktığı için numarayı ben de hatırlayamıyorum ama ben şimdi o hattımıza kesinlikle Eyvallah. Yazabilirler. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de konuk ettiğiniz için çok Allah teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şimdi izleyenlerimizin adına sormak istediğim sorular var ama vaktimizin de sonuna geldik. İnşallah bilmiyorum program verimli oluyor mu? Hazır verimden bahsettik. İzleyenlerimiz de geri dönsünler bakalım. Bizler bunu devamını istiyoruz diye. Belki programı devam da ettirebiliriz. Çok önemli bir mevzu konuşuluyor. Kolay değil. Eğitim ve eğitimde rehberliği konuşuyoruz. Ben tekrar teşekkür ediyorum bu yıllara ait tecrübenizi bizimle bu yarım saatte paylaştığınız için. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ben teşekkür ediyorum. Evet, Yeniden Diriliş Kolejleri'nin eğitim koordinatörü Abdurrahman Demir Bey bizlerle beraberdi. Yine bir şeyleri konuştuk. Zaman su gibi aktı. İnşallah siz de o tarafta, kameranın diğer tarafında, izleyici koltuğunda keyif almışsınızdır. Bir başka programda buluşmak ümidiyle hepinizi en emin olana emanet ediyoruz. Hayırlı günler. Allah'a emanet olunuz. Yeniden Diriliş Kolejleri eğitim rehberini sundu.